Ve siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri. Çin içerisinde yargı da var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli HSK üyesi Hamit Kocabey'in ardından avukatlığını üstlenen oğlu Nizamettin Kocabey'i de görevden aldı. İddia bu yönde. BHP kontenjanından iki dönem hakim ve kurulu üyesi olan Hamit Kocabey'in istifasının yankıları sürüyor. Koca beyden boşalan HSK üyeliğine kimin getirileceği konusunda gözler mecliste. Önce Hakimler Savcılar Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına üyelikten boşalan koltuk için bir yazı gönderecek. Ardından meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları toplanıp 3 isim belirleyecek. O 3 isimden biri mecliste gizli oylama sonucu yapılacak seçimle belirlenecek. MHP lideri Bahçeli'nin istifasını istediği HSK üyesi Kocabey'in oğluyla da yollarını ayırdığı belirtiliyor. Kocabey'in avukat oğlu Nizamettin Kocabey bir süredir Bahçeli'nin avukatlığını yapıyordu. Nizamettin Kocabey'in daha önce sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı unvanını kullandığı ancak bu unvanı hesabından sildiği görüldü. HSK üyeliğinden Bahçeli'nin isteği üzerine istifa eden Hamit Beyin oğluyla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. O iddiaların biri Nizamettin Kocabey'in bataklık operasyonunda ismi geçen Uğur Şener için hakim elşeye Uğur Şener'i getireyim yakalama kararı kaldırılsın dosyadan para alacağım dediği iddia edilmişti. Devam ediyoruz. Bugün Orta Doğu'nun konuştuğu haber Suriye'nin başkenti Şam'daki patlama. Son gelen veriler 13 ölüye işaret ediyordu. Şu soruyu sormuştuk. Orta Doğu'da yine yeniden karışıklık mı sorusu öğrenilen bilgiler ışığında. Bakalım patlamanın detayları neler? Üzerine elbet söyleyecek birkaç lafımız olacak. Suriye güne bomba sesleriyle uyandı. İlk patlama haberi başkent Şam'dan geldi. Şam'da Esad yönetimine bağlı Suriye ordusuna ait bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırının iki ayrı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği duyuruldu. Vay, vay. Bir diğer saldırı ise İdlib bölgesinde yaşandı. Esat yönetimine bağlı güçlerin İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerine topçu saldırısı gerçekleştirdiği belirtiliyor. <laughs> Saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıların Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 6. turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti. 22 Ekim Çarşamba 13.44 itibariyle aktaracaklarımıza devam edelim efendim. Brezilya'ya uzanacağız. Zira Brezilya'da Bolsonaro tarih yazmaya devam ediyor. Tersten bir tarih. Covid-19 e, küresel salgını çerçevesinde bu virüse inanmadığını beyan etti. Ardından aşı konusunda yaptığı adımlar, kısıtlamalara kendi dahi uymadı, mitingler düzenledi. Öyle ki bir maça alınmadı, aşı yaptırmadığı ya da test olmadığı için. Şimdi bir de hakkında cinayet soruşturması var. Pandeminin dünya genelinde yoğun olarak yaşandığı dönemde COVID-19 önlemlerine karşıtlığıyla dikkat çeken Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinayetle dahil bir dizi suçtan yargılanması talep edildi. Brezilya'da COVID-19'da mücadeleye ilişkin kongrede yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten senatör, hükümetin hatalarının binlerce kişinin ölümüne yol açtığını söyledi. Sorumlusunun ise devlet başkanı Bolsonaro olduğu belirtildi. Bolsonaro, insanlığa karşı suç işlemekle itham edildi. Bolsonaro'ya göre soruşturma tamamen siyasi. <laughs> Hazırlanan yaklaşık 1200 sayfalık taslak rapor, Bolsonaro'nun hükümetin erken aşı edinme fırsatlarını geri çevirdiğini, bunun da ülkede aşı kampanyasını geciktirdiğini ve tahminen 95 bin kişinin ölümüne yol açtığını öne sürüyor. Ancak Devlet Başkanı'nın yargılanma olasılığı düşük zira öncelikli olarak Brezilya başsavcısının harekete geçmesi gerekiyor. Ancak başsavcı Bolsonaro tarafından atandığı için bu beklenmiyor. Öte yandan taslak raporun halen senatodaki komisyon tarafından onaylanması gerekiyor. Bu da raporun veto edilebileceği veya değiştirilebileceği anlamına geliyor. Ve Lapalma'ya gidelim efendim. Lapalma adasındaki yanardağ tahliye sürecini hızlandırma haberleriyle seyrediyordu. Şu ana kadar 85 milyon metreküp lav püskürttüğü bilim insanlarınca açıklandı. 2000'e yakın ev lavların içinde kaldı. Yok oldu. Tahliye konusu zaten ayrı bir organizasyon gerektiriyor denmişti. O organizasyon devam ediyor. Son olarak Kumamoto eyaletindeki Aso yanardağında da bir patlama, şiddetli bir patlama korkutlu patlama anı kameralara yansıdı. La Palma adasında aktif duruma geçmesinden bu yana birinci ayını dolduran volkan rekor sayılacak düzeyde lav çıkarmaya devam ediyor. Yanarda şu ana kadar 85 milyon metreküp lav püskürttü. 9 milyon metreküp kül etrafa yayılırken onlarca ev kül bulutunun altında kaldı. Yanardağ'dan çıkan lavlar yaklaşık 900 hektarlık alanı kaplarken kilise, mezarlık, futbol tesislerinin de aralarında olduğu ancak çoğunluğu ev olan 2000'e yakın bina kül oldu. Bölgede şimdiye kadar 7000 kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda. Yetkililer ilki 28 Eylül'de Atlas Okyanusu'na dökülen lavların ikinci koldan da denize ulaşması halinde yeni tahliyelerin olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar Yanardağ'daki patlamaların uzun süreceğini düşünüyor. Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yer alan Aso Yanardağ'ında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı. Patlama nedeniyle volkanik hareketlilik uyarısı seviyesinin halkın yanardağa yaklaşmaması tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği açıklandı. Ve yurda dönelim efendim. Haber masasına başlarken duyurmuştuk. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık sürecine ilişkin dosyamda ne varsa doğrudur açıklamasını yıllar sonra yapmıştı. Devamında bir tevil ya da bir düzeltme içeren bir açıklaması olduğunda kayda geçirmiş olalım. Fakat bu açıklama yapmış olduğu bu ilk açıklama yıllar sonraki konuşmasında kullanmış olduğu bu sözler HKP tarafından yargıya taşınmıştı. Yargı bu sözlere takipsizlik kararı verdi. 17-25 Aralık sürecinde istifa eden eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın dosyamda ne varsa hepsi doğrudur sözleriyle ilgili yapılan suç duyurusu sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Erdoğan Bayraktar eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak adı 17-25 Aralık dosyasında geçen bir isimdi. Geçtiğimiz aylarda dosyamda ne varsa hepsi doğrudur sözleriyle yeniden gündeme gelmişti. HKP Bayraktar'ın bu sözlerini yargıya taşımış, bu bir itiraftır diyerek suç duyurusunda bulunmuş, soruşturmanın da yeniden açılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı olayla ilgili olarak daha önceden soruşturma yapıldığı gerekçesiyle soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Evet efendim devam edelim. Meclisin gündemi bütçe süreciyle harlanacak. Bunu biliyoruz ama onun öncesinde hemen bir tezkere gündemi oluştu. Irak ve Suriyeli Lübnan'a asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanlığına bir yetki verilmişti. Süre uzatılacak. Cumhurbaşkanı'na Suriye ve Irak asker gönderme konusunda verilen yetkinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere meclis başkanlığına sunuldu. Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi. 31 Ekim'de sonlanacak Lübnan tezkeresinin de 1 yıl uzatılması için meclise tezkere gönderildi. Evet efendim ilk bölümü tamamlarken bir kez daha hatırlatalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener. Görüşme henüz sonlanmadı ancak yakın süre zarfında bir açıklama bekleniyor. Elbette Görüşmenin en az bir saat sürmesi bekleniyordu. Bir saatlik zaman diliminin aşıldığını görüyoruz. Bir buçuk saati varan bir görüşme an itibariyle. İYİ Parti lideri meclisteki grup toplantısını takiben gelmişti. CHP Genel Merkezi'ne gündemde bürokrat tartışması var, gündemde siyasi cinayet tartışması var. Her iki meselenin de yargıya taşındığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahil olduğunu kimi Adalet ve Kalkınma Partili bürokratların dahil olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla siyaset harlanmaya devam ediyor. Bugün İyi Parti lideri çamura yatmaya gerek yok. Seçim zamanıdır çağrısını ortaya koymuştu. Dün CHP grubu